Ya Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine kaldır aradan mahdete halil ne ise. Ya Rab, şu asırlarca süren tefrikadan artık ezilip düşmesin ümmet ye ise. Madem ki verdin bize bir ruhu nev'in, Ya Rab, daha bir nef'ayı teyit insin. Merhum Kur'an şairi Mehmet Akif Ersoy'un dilinden dökülenleri sizlerle paylaştık. Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz ve hali hazırda şu an salonumuzda bulunan değerli hazirun sizleri Allah'ın selamı ile selamlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Efendim malumunuz olduğu üzere Ramazan'a hazırlık üst başlığıyla ihya etmeye çalışacağımız 10 günlük bir yürüyüşün ilk adımıyla inşallah karşınızdayız. İlk adım, ilk besmele olmasa hasebiyle de inanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir mutluluk ile karşınızdayız. Sizlerin de bu heyecanı, bu mutluluğu bizlerle paylaştığını, bundan dolayı da bizlere dua ettiğinizi biliyoruz, inanıyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere Ramazan'a hazırlık programımızın inşallah güzel bir şekilde Ramazan'a hazırlanmamıza vesile olması için de dua ediyoruz. 10 gün boyunca muhterem hocamla beraber Ramazan'a dair önemli konuları inşallah konuşacağız. Bu ön hazırlığın ardından da inşallah Ramazana erişmiş olacağız. İlk program olduğu için müsaadenizle ben birkaç tane hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından da inşallah bugünkü konumuza geçeceğiz. İlk olarak geçen sene Ramazan ayında malumunuz olduğu üzere 30 gün boyunca Siyerden Hayata üst başlığıyla bir program gerçekleştirmiştik ve bu programların ilkinde hocamız bize bir sellevha emanet etmişti. Bu serlevhayı geçen seneki programları izleyen kardeşlerimiz hemen hatırlayacaktır. Serlevhamız bu Ramazan ve her zaman seninleyiz ya Resulallah idi. Ve hocamız bu serlevha üzerinden hem Ramazan'ımızı hem de sonraki süreçteki hayatımızı geçirmemizi ve bu serlevha üzerinden günlerimizi geçirmemizi bize tembih etmişti, tavsiye etmişti. Bu programlar kapsamında da gene bir serlevhamız olacak Allah nasip ederse ve bu yürüyüşü bu serlevhanın gölgesinde yürümeye gayret edeceğiz. Bu yılki serlevhamız da yine geçen senekiyle aynı olacak ve inşallah bu günden itibaren bu Ramazan ve her zaman seninleyiz ya Resulallah diyerek bu serlevhanın gölgesinde ilerlemeye gayret edeceğiz. Bir de hashtag çalışmamız olacak, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Seninleyiz ya Resulallah ile sosyal medya kullanan kardeşlerimizin de bu hashtag'i kullanarak duygularını, düşüncelerini, heyecanlarını, bize aktarmak istediklerini, sormak istediklerini, ya da bu programlar hasebiyle Ramazan'a dair söylemek istediklerini, paylaşmalarını ve bu vesileyle hem bize ulaşmasını hem de Ramazan'a hazırlanmaya dair bir gündemi olmayanlara bu güzel gündemden haberdar etmenizi biz size tavsiye ederiz. İkinci olarak da daha öncesinde duyurusunu yaptığımız bir husus vardı. Bu Ramazan'a hazırlık programlarımız kapsamında bir Telegram kanalı kurduğumuzu söylemiştik. Bu Telegram kanalımızda bugün itibariyle paylaşımlar başladı. Şimdiye kadar duymayan ya da katılmayan kardeşlerimizin bu 10 günlük süreci daha verimli geçirmesi adına bu kanala katılmasını da tavsiye ederiz. Üçüncü ve son söylemek istediğimiz husus da şu. Bu Ramazan'a hazırlık programlarımızı hasebiyle bazı kardeşlerimiz Ramazan'da program yapmayacağımıza dair bir çıkarımda bulunmuşlar. Tam aksi inşallah bu 10 günlük yürüyüş biter bitmez hemen akabinde 30 günlük bir inşallah Ramazan programına Bismillah diyeceğiz içeriğinin ne olacağını da Allah nasip ederse yarınki programımızda sizlerle paylaşacağız. Bunun güzel müjdesini de inşallah yarın buradan duyuracağız diyeyim ve daha fazla uzatmadan hocama döneyim. Hocam hoş geldiniz. Sen hoş geldin. Hoş bulduk. Ben hocam. zaten buradaydım. <gülüyor> <gülüyor> Millet seni özlemişti. Nuri nerede, nerede deyip duruyorlardı. Allah razı olsun. Hocam. Onun için hoş geldin, sefalara getirdin. Hoş bulduk hocam. Afiyettesiniz inşallah Elhamdülillah. hocam. Elhamdülillah. Allah'a binlerce kez şükür olsun. Böyle güzel günlere eriştik, hamdolsun. Bu güzel programa eriştik. Buradaki ilim meclisindeki kardeşlerimize, dünyanın dört bir tarafında dijital bir rahlede bizimle aynı yola revan olan bütün kardeşlerimize kavuştuk. Ne isteyebiliriz ki Rabbimizden? Elhamdülillah. Sağlık ve sıhhatle inşallah Ramazana varmak, Ramazanı da hakkıyla ihya etmek, işin nihayetinde de beratımızı almak. O Ramazan'ın getirdiği rahmetten, mağfiretten istifade etmek. O özlemdeyiz, onun için umutluyuz, mutluyuz ve çok ciddi bir biçimde de Cenab-ı Hakk'ın o rahmetine nail olacağımıza dair yüreğimizde farklı bir umut taşımaktayız. Allah da bundan bizi mahrum etmesin amin, inşallah. Amin. Hocam bugün özlenen ve beklenen misafir Ramazan'ı konuşacağız nasip i̇nşallah. olursa. Ama onun öncesinde genel bir soruyla başlamak isterim müsaadeniz olursa, evet. Hocam vakfımız hamdolsun sizin vesilenizle, sizin önceliği, ön, önderliğinizle hizmetiyle, hizmet estağfurla hizmetiyle Ramazan'ın 17. gecesi olan Bedir gecesini ve her yıl Kurban Bayramından önceki 10 geceyi yani zilhicce zil gecelerini ihya etme adına çok güzel adımlar attı. Şimdi de Ramazana hazırlık diye bir 10 günlük yürüyüşe yine sizin öncülüğünüzle Bismillah demiş olduk. Bu programları yapmamızdaki amaç ne hocam? Neden böyle bir programlara ihtiyaç duydunuz? Yani bu Aynen. programların yapılmasının gayesine ilk olarak buradan başlayalım müsaadenizle. Rabbime binlerce hamd ediyorum böyle bir şeye bizi muvaffak kıldığı için. Başka şeylerle de uğraşabilirdik Nuri'ciğim ama hamdolsun ki bak bu öyle güzel bir me meseleyle uğraşıyoruz. Bu aslında Allah'ın bir ikramı bize. İnşallah bu ikramı son nefesimize kadar anlarız. Kendi nefsimize mal etmeyiz de Allah'ın bize verdiği büyük bir ikram olarak kabul eder de gereğini ise o uygun duruş, Allah'ın razı olacağı kamet duruş neyse onu sergileriz. Şimdi siz de biliyorsunuz, kardeşlerimiz de biliyor. Biz biraz böyle planlı ve programlı çalışmaya gayret ediyoruz. Ne kadar beceriyoruz bilmiyorum ama 10 yıllık programlar yapıyoruz ve o programları uygulamaya çalışıyoruz. Mesela bu sene 10. yılın programını tamamlamış olacağız. Son senemiz, tarih yılı. Allah izin verir de varırsak bir dahaki döneme ikinci 10 yılın programını açmış olacağız ve İnşallah. kardeşlerimize duyurmuş olacağız. Eyvallah Abdülkerim. Cenab-ı Hak bu manada bizlere çok ciddi bir biçimde ikramlarda bulunuyor ki bu ikramın en büyük aslında vesilesini ben aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı siyer ya biz onunla uğraşıyoruz. Onun bir mükafatı olarak görüyorum ve inşallah da ona gölge olmadan bu işi nihayetine kadar götürmeye gayret ederiz. Onun için de kardeşlerimiz dua etsinler bize. Bedir gecesi, zilhicce geceleri, Ramazan, Ramazan öncesi işte bu sene yeni başladığımız bu program. Aslında iki tane temel mesajı var. Bunlar çok önemli bizim için. Birincisi şu ki zamanın, atmosferin estirdiği bir rüzgar vardır. Allah da bazı rahmetini o rüzgarlar vesilesiyle gönderir. İşte şu günler aslında rahmeti ilahinin estiği günlerdir. Ramazan gelecek zaten. Ramazan'ı konuşacağız şimdi. Ramazan'da bir sürü şey. Zilhicce hakeza öyle. Ve diğer bazı gün geceler Allah'ın bu noktada rahmetini estirdiği günler. Niye o günlerden gafil kalalım ki biz? Neticede biz o günü ihya etme adına, o günleri ihya etme adına bir gayret içerisinde olmamız gerekir ki kaldı ki bu konuda Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'dir bize yol gösterici. Onun ehemmiyet verdiği bizim dünyamızda ehemmiyet görür. Onun ihya noktasındaki çabası bize de bir çabaya dönüşür. Çünkü sünnette budur zaten. Sünnete ittiba dediğimiz şey de böylelikle ortaya çıkar. İkinci bir mesele daha var. Bakın bu da çok önemli. Neticede çok hızlı bir hayatta yaşıyoruz. Çok ciddi bir biçimde kuşatılmış bir vaziyetteyiz. Şeytan, şeytanın adamları, yandaşları ne diyecekseniz bazen de gaflet adına, cehalet adına etrafımızda olan birçok şey bize sahte gündemler dayatıyor. Ve bizi başka şeylerle meşgul etmek istiyor. Ya biz bu güzel günlerle, gecelerle, mevsimlerle aslında kendimizi hakla meşgul etmeye çalışıyoruz. Ben niye onun bunun üç kuruş etmeyen gündemiyle uğraşayım ki? Ben biliyorum ne yapacağımı. 10 gün boyunca ne yapacağımı biliyorum. 30 gün boyunca Ramazan'da ne yapacağımı biliyorum. Arkasından gelen Şevval'de ne yapacağımı biliyorum. Çünkü bilmek zorundayım. Eğer ben kendim kendi hedefimi belirlemezsem, kendi gündemimi belirlemezsem bana dayatılan o sahte gündemlere mecbur kalırım, mahkum olurum ve o gündemler de beni savurur işte savuracağı yerlere. İşte ona meydan vermemek için bizim için bu çok önemli. Eğer nübüvvetin bir başarısına ait sebepleri konuşacaksak, o sebeplerden bir tanesi buydu zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir avuçken bile Mekke'de kendi gündemini kendi belirliyordu. O avuçlar çoğaldı, 100 kişi oldular, 200 kişi oldular, 300 kişi oldular Mekke'de yine kendileri belirlediler. Medine'ye geldiler. Medine'de ilk dönemlerde Allah Resulü hakim bir güç değildi. Hakem bir güçtü. Hakim bir güç olmamasına rağmen o günkü basın yayını elinde tutan işte Yahudi kabileleri var. Onlara rağmen gündemi oluşturuyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece onunla da değil bakın biz bunları gözden kaçırıyoruz. Ya hicretin 6. yılda yılında Allah Resulü dünyada İslam'ı konuşturttu ya. Dünyada İslam'ı konuşturttu. Sasani'lerin sarayında konuşuluyor, Yemen'de konuşuluyor, Mısır'da konuşuluyor, Roma'da konuşuluyor, konuşuluyor. Allah Resulü bunu yaptı. E biz ne yapıyoruz bugün? Bize ne söyleniyorsa, ne gösteriliyorsa, şunu konuşun diyorlar, biz onu konuşuyoruz. Buraya kadar konuşun diyorlar, oraya kadar konuşuyoruz. Şunu konuşmayın diyorlar, onu konuşmuyoruz. Niye ya? Niye ki? Biz Allah'tan aldığımız işte emir ve yasaklar manzumesi olan vahye göre peygamber aleyhissalatü vesselamın bize gösterdiği ölçüler çerçevesinde konuşacaklarımızı ya da konuşmayacaklarımızı belirleyiriz. Onun için bugünlerin özel olarak ihyası adına bir kere bu iki tane temel meseleyi hiçbir zaman unutmayalım. Ama bugün mesela başlayacağımız Bismillah deyip besmelesini çektiğimiz bu 10 günlük sürecin bize aslında mesaj itibariyle, kazandırtması gereken bazı şeyler var. Ben onları bir paylaşmak istiyorum Tabii kardeşlerimle. Ki. Çünkü Ramazana hazırlanıyoruz aslında. Bir hazırlık süreci 10 gün boyunca aslında bir şeyler demek ki eksik bizim hayatımızda. Bazı noksanlıklar var ki bunları giderme adına bir gayrete dönüşsün diye bu 10 günlük süreci başlattık. En başta birinci şu sebep şu. Bu programlarla amaçladığımız mesele zayıflayan hassasiyetlerimizi güçlendirmek hassasiyetlerimiz ne yazık ki zayıfladı hepimizin yani dönüp kendimizi muhasebe ettiğimizde bunu çok rahat bir biçimde görüyoruz. E şimdi Ramazan bambaşka güzelliklerle gelecek. Bir anda kendimizi Ramazan içinde bulunca bu zafiyeti gideremiyoruz. Ama bu 10 günde tespit edebilirsek, eğer bazı şeyleri iyice ortaya koyabilirsek zayıflayan hassasiyetlerimizi güçlendiririz. Azalan heyecanlarımızı arttırmak Din heyecan ister. Heyecansız din yaşanmaz. Eğer biz bu dini sahabe hasbiliğinde yaşamak istiyorsak heyecana ihtiyacımız var. E o heyecanlarımız da azaldı, yıprandı. Birileri farklı bir biçimde o heyecanlarımızı israf ettiği yüzyıllardır ya da yıllardır netice itibariyle bu manada bir zafiyet içindeyiz. İşte şu günler en azından o azalan heyecanlarımızı arttırmak. Yanlış yönlere yönelen heybetlerimizi doğru yönlere yönlendirmek. Müminin bir heybeti vardır, duruşu, vakarı, sözü, her şeyi bir heybet üzeredir. Çünkü iman seni aziz kılıyor, seni izzetli kılıyor. Bir mümin demek çok farklı bir şey. Biz bunları kaybettiğimiz için belki şu anda anlayamıyoruz ama bir heybetimiz var bizim. Ne yapıyoruz o heybeti? Yanlış yerlerde kullanıyoruz. Karşımızda Bazen kedi var, kediye aslanca tepki gösteriyoruz. Aslan geliyor karşımıza, aslana aslanca karşılık vermemiz gerekirken ona ise kedice karşılık veriyoruz. Çünkü heybeti nerede kullanacağımızı bilmiyoruz. Kafire karşı şiddetli, mümine karşı merhametli ölçü konmuş. Peki öyle mi? Bugün yoksa biz o heybetimizi mümin kardeşlerimiz velev ki hata eden kardeşlerimiz olsa onlara karşı mı kullanıyoruz? İşte bunların gözden geçirilmesine aslında bir fırsat. Zedelenen hamiyetlerimizi yeniden tamir etmek. Hamiyet müminin kuşanması gereken bir önemli tavırdır aslında. Savunmak, temsil etmek. Biz bunu zedeledik. Zedelediğimiz için bunun tamire ihtiyacı var. O tamir için bir fırsat aslında. Bu programların amaçlarından birisi. Sonuncusu da ne biliyor musun Nuri'cim? O kadar önemli ki bu. Kaybolan, kaybolan haşyetlerimizi bulmak. Haşyet bize lazım ya. Allah'a karşı derin bir saygı değil mi haşyet? Evet. O haşyet olmazsa biz hiçbir şeyi aslında anlayamayız. Niye namazlarımızdan lezzet almıyoruz? E huşu yok. İşte Ramazan o aslında ya Ramazan o onun için geliyor zaten her sene onun için geliyor çünkü her sene kaybediyorsun her sene azalıyor bazı şeyler Allah da o büyük ikramından dolayı her sene her sene bize yeniden bir Ramazan aslında kredisi açıyor tabir caizi bir tırnak içerisinde kullanalım bir ikram açıyor önümüze. O ikram çerçevesinden biz bazı şeyleri elde etmeye çalışıyoruz. Onun için özellikle bu programları niye yapıyoruz noktasındaki bu beş şey bizimle beraber bu yola çıkan kardeşlerimizin ajandalarının defterlerinin en üstünde dursun ki biz bunları elde etme adına bir gayret içerisinde olmuş olalım. Rabbimden niyazım o ki çıktığımız şu yolun hakkını verebilmeyi bize nasip Amen. eylesin. İnşallah bütün kardeşlerimizle hem buradaki salondaki kardeşlerimizle hem de şu anda bu memleketin dört bir tarafında, dünyanın dört bir tarafında Amerika'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, Kanada'dan kardeşlerimiz var. Ben biliyorum hepsine binlerce selam olsun. İnşallah bu yolu güzellikle tamamlarız. Ramazana güzellikle varırız. O 30 günlük güzel bir yolculuğu da yüzümüzün akıyla tamamlarız. İnşallah, İnşallah. bayrama birkaç sevinçle beraber varmış oluruz. Allah o sevinçleri bizlere yaşatsın. Amin inşallah. Hocam bu sahte gündemler dediniz ya bir diğer soruya geçmeden aslında aklıma geleni de paylaşmak isterim. Biz bu sahte gündemlere göre kendimizi şekillendirmeden aslında hiçbir zorlama yapmadan kendi 365 5 günlük programımızı çıkartabiliyoruz. Tabii. Zilhicce ile Ramazan'la, Ramazan'a hazırlıkla, Bedir'le. Yani böyle de Her günüyle, var. Siyer Her mesela dediğiniz şey Allah Resulü'nün yaşadığı bir hayat değil mi? Onun her an hayatta bir örnekliliği var ve o tarihte yaşanmış, o tarihe bağlı olarak yaşamış bir hatırası var. Her günü biz bu manada yaşayabiliriz. Zaten o gün nazil olan Kur'an ayetlerinin tedricen inmesi de Müslümanlara böyle bir bilinç uyandırma sebebiyleydi. Biz de aynısını yapabiliriz. Kendi gündemlerimizi kendimiz oluştururuz. Biz dünyaya bu noktada bazı şeyleri yansıtma adına gayret içerisinde oluruz. En büyük gündemimizi söyleyeyim. Madem o soruyu sordun ben uzamasın diye girmedim ama senin soruna yani eklemene bir ek olsun. Bakın hepimizin bildiği bir tablo var. Allah Resulü'nün o güzide sahabisi Ukbe İbni Nafi. Afrika'nın Fatih'i Fatih, Fatih biliyorsunuz. Tamamladı işte girdi bir uçtan bir uçtan çıktı. Cezayir'i, Fas'ı, Mağrib ülkelerinin tamamını her tarafa Allah'ın kelimesini, o ilahi kelimetullahı ulaştırdı. Sonra atını sürdü Atlas Okyanusu'na, gidebileceği kadar gitti atı, çekti kılıcını ve orada bir şey söyledi. Allah'ım dedi, eğer şu önüme uçsuz bucaksız denizi çıkarmasaydın, senin o yüce olan adını daha da ötelere götürürdüm. Çünkü o gün gidilebilecek her yere gitti Zaten. Deniz var önünde gidilecek bir imkan yok ama o hırsı var, o davet noktasındaki ızdırabı ve çabası var. İşte bu aslında nasıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu noktada bu meseleyi anladığının en güzel işaretidir. Kalpler Allah'ın elinde biz bilemeyiz ama bu programlar bir vesiledir. Mesela biz insanların gündemine İslamı koyalım, İslam konuşulsun sahabe konuşulsun, siyer konuşulsun, Kur'an konuşulsun gerisi bizim işimiz değil ya. Aslında yaptığımız hepimizin buradaki bütün kardeşlerimiz de şu anda diğer tarafta dünyanın farklı yerlerinde olan kardeşlerimizle de yaptığımız bu. Musab bin Umeyr'in yaptığını yapıyoruz. O Musab kendisinden binlerce kez Allah razı olsun. Allah onun şehadetini kabul etsin. Makamını, mevkisi yücedir zaten. Daha da yüceltsin. Akabe biatlarından sonra varıp gittiği zaman Yesrib'e dönüp geldiğinde Resulullah'a rapor verirken ya Resulallah Medine'nin tamamı Müslüman oldu demedi. Çünkü böyle bir şey yok. Ama bir şey söyledi Musab ve bize aslında bir yol gösterdi. Ne dedi? Ya Resulallah Medine'de her evde İslam konuşuluyor. Ya bizim yapmamız gereken bu. Her yerde İslam'ın konuşulmasını sağlayabilmek. Her yerde neresiyse burası evlerimizde, caddelerimizde, sokaklarımızda, pazarımızda, üniversitelerimizde neresiyse her tarafta İslam'ın konuşulmasına ait bir zemin hazırlamak. Gerisi, gerisi Rabbimize kalmış. O karşı taraftaki insanlar, muhataplar hak ederler. Allah onlara hidayet kapılarını açar. Dolayısıyla bizim görevimiz buysa ve bu günlerde böyle bir zemin için güzel bir imkansa hele hele Ramazan bunun için çok farklı bir imkansa kullanacağız kardeşim. Kullanacağız ya. Hem kendimizin iyi olması hem de toplumumuzun, memleketimizin iyileşmesi için sonuna kadar kullanacağız ve o gündemi asla batıl şeylere kaptırmayacağız. Çünkü hak ile meşgul olup hak ile meşgul edersek batıl yer kalmaz. Ama biz kendimizi hakla meşgul etmesek batıl zaten pusuda bekliyor. O bizi bir sürü şeyle meşgul edecek. Şimdi varacağız Ramazan'a. Allah korusun inşallah bu sene olmaz da bir sakız çıkacak yine ortaya. Sakızla işte oruç bozulur mu? Diş fırçalasan olur mu? Teravih bilmem kaç rekat şu kadar kılsak olur mu? Kılmasak olur mu? Teravih var mı yok mu? 30 gün bu boş şeylerle zaman geçireceğiz. Yazık günahtır ya. Bizim bir dakikamızı dahi zayi etmememiz gerekiyor. O kadar önemli bir zaman dilimindeyiz. Hakla meşgul olmak demek aslında Allah'ın rızasını kazanacağımız meşguliyeti donanmak demektir. Eğer bunu yaparsak maksat hasıl olmuş olacak. İnşallah onu yapmaya Allah bizleri muvaffak kılar. Amin. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Hocam bugünkü konumuza gelecek olursak Ramazan'ın gelişine sevinmenin müminlik alameti olduğunu biliyoruz. Evet. Ama peki biz nasıl sevineceğiz? Bugünkü konu başlığımızda siz özlenen ve beklenen misafir Ramazan olarak belirlediniz. Biz nasıl özleriz, nasıl bekleriz? Bir de özellikle sahabe efendilerimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duydukları ve öğrendikleri üzerine bu sevinci nasıl duymuşlar? Müminlik alameti Ramazan'a sevinmek. Nereden çıkarıyor ulema bunu? İşte Allah Resulü'nden çıkarıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Efendimiz'de nasıl bir heyecan oluşuyor ve bu heyecan hücreyi i saadete yayılıyor. hücreyi i saadetten Mescid-i Nebevi'ye, Mescid-i Nebevi'den Medine'ye, Medine'den civar yerlere. Mesela ilk Ramazan'la bir Hatırlayalım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretin ikinci yılı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir günlerde yani böyle Şaban'ın 15'inin devrildiği günlerde Selman-ı Farisi'nin bize naklettiği uzunca bir hutbe irade ediyor. O hutbeyi biz işte İbni Huzeyme'nin sahihinde Beyhaki'nin Şuab-ül İmanı'nda okuyoruz. Hatta ben hutbeyi getirecektim buraya zaman bize lazım diye getirmedim ama kardeşlerimiz isterlerse o metni özlene öteki hayatın gündeminde Ramazan diye bizim yaptığımız dersten de izleyebilirler kardeşler de o linki kardeşlerimizle paylaşsınlar olmazsa. Orada Efendimiz Ramazan'ın hem değer ve kıymetini hem ihyasını ihya edilmediği zaman ne kaybedileceğini ihya edildiğinde neler kazan kazanılacağını o kadar güzel bir Kütbedir ki orada birçok şeyi söylüyor. Şimdi o andan itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de çok farklı bir ruh hali oluşuyor. Ayşe anamız o ruh halini işte bize anlatırken ne diyor biliyor musunuz? Zaten Recep'te başlıyor Efendimiz'de Ramazan'ın gelişine ait o heyecan. Şaban gelince daha farklı. Şaban'ın 15'inden sonra ne o bizi tanırdı ne biz onu tanırdık diyor. Yani herkes herkes Ramazana odaklanıyor ve Ramazanı karşılama adına bir gayrete girişiyor. Ben ara ara derslerde söylüyordum hatta elimle gösteriyordum. Burada da göstermek istiyorum. Mesela şöyle bir çizgi var işte diyelim ki efendimizin yaşadığı o ibadet hayatı işte onun kulluk noktasındaki ortaya koydukları belli zaten. Şimdi bu çizgi buradayken bir anda Recep gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir Recep'te arttırıyor. Şaban'ın 15'ine kadar biraz daha arttırıyor. Şaban'dan sonra yani sonlarına doğru daha da arttırıyor. E Ramazan'ı 3'e ayırıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her 3 onda biraz daha arttırıyor. Biraz daha arttırıyor. İşin nihayetine gelince zirvede. Şimdi Ramazan bitti. Buraya inmiyor Efendimiz. Ramazan burada bitti ya Allah Resulü şöyle iniyor. Biraz iniyor. Ondan sonraki zamana da o Ramazan'daki kazanımı taşımış oluyor. E şimdi bizde eğer böyle bir heyecan oluşmazsa ne olacak bizde? Mesela bir iki gün işte bir heyecan ondan sonra yavaş yavaş sonlara doğru azalan bir şey. Bir bakıyorsun işte bir 27. gecesinde bir hareketlilik var. O kesin ya Kadir gecesi oldu. O gün bir hareketlilik oluşuyor. Ondan sonra yine bir şey yok. Bir daha acımız var ki hanımlar kusuruma bakmasınlar bir bayram temizlikleri var biliyorsunuz. O hanımların son 5-10 günde o temizliğin şeyi meşguliyeti var. Aslında Ramazan'ın en faziletli günleri, en önemli günleri, en değerli günleri başka şeylere feda ediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimizde biz o heyecanı ve o karşılama noktasındaki mutluluğu görüyoruz. Şimdi Efendimiz Enes bin Malik'in bize naklettiği bir hadiste Nuri'ciğim o kadar güzel bir şey söylüyor ki Allah Resulü diyor Subhanallah, Subhanallah. Sizi ne bekliyor biliyor musunuz diyor? Sizi ne bekliyor? Sahabe biliyor Ramazan'ı kastedildiğini. Sizin için ganimet günleri geliyor diyor. Ganimet günleri. Bir cihada katılıyorsunuz, bir şey elde ediyorsunuz değil mi ganimet adına? Öyle Öyle ganimet günleri sizi bekliyor. Ramazana Allah Resulü böyle hazırlıyor sahabeyi. Ve diyor ki onlara onun için ibadetlerinizi yerine getirme adına nafakalarınızı hazırlayın. Aslında hazırlık günleri işte bizim bugün bunları bu programları yapmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Allah Resulü diyor ki hazırlanın cihat var. Biz de hazırlanıyoruz şu anda. 10 günlük süreç içerisinde kendimizi o güzel atmosfere dahil etmenin gayretini veriyoruz. E bu heyecanı sahabe görüyor efendimizden. Nasıl sevinmeyecekler Allah aşkına? Onlarca sahabe efendimizden Ramazan'ın gelişine karşı duydukları sevinci görüyoruz. Kaç tane farklı farklı rivayet okuyoruz. Ebu Zerri Gıfari'den, Amr İbni Aslan, Abdullah İbni Amr'dan, İbni Abbas'tan, Enes bin Malik'ten hepsine binlerce kez selam olsun ki okuyoruz. E şimdi biz o günleri yaşamadığımız için bazen anlayamıyoruz. Şimdi anlayabilmemiz için birkaç örnek vermek istiyorum Nuri'ciğim. Mesela diyelim ki bir dua da olsun. Bazı kardeşlerimiz var şimdi içimizde. Çocuksuzluk imtihanı yaşıyorlar. 20 sene, 25 sene, 30 sene olmuş. Allah onları çocuksuzlukla imtihan ediyor. O kardeşlerimizi Allah bu güzel günlerin hürmetine inşallah rızıklandırsın onları. Amin. Nasıl ki İbrahim aleyhisselamı rızıklandırdıysa, Sara anamızı rızıklandırdıysa, Zekeriya aleyhisselamı rızıklandırdıysa onları da rızıklandırsın. Amin. Düşünün mesela 30 sane, sene çocuk hasreti duyan bir anne ve baba. Varıyorlar doktora, doktor diyor ki hamile kadına. Nasıl bir sevinç duyar? uçar uçar. Şimdi o süreçte hamilelik günleri yürüyor ya annede ve babada bir an önce doğum olsun da 30 yıllık hasret bitsin ve biz yavrumuzu kucağımıza alalım değil mi? Böyle bir sevinç. Şimdi anlayabileceğimiz örneklerle verelim. Vallahi sahabenin sevinci böyle. Vallahi böyle. Yani okuduğunuzda görüyorsunuz zaten. Ramazan gelecek de o noktada Ramazan o hava esmeyecek Medine'de. Böyle bir şey mümkün mü? Yolunu gözleniyorlar. Onun için aziz misafir dedik. Bir mahkumiyet olmuş. Şahsın biri 5 sene 6 sene hüküm giymiş cezaevinde. Günler yaklaşıyor tahliyesine, beratına. Evde ne olur? Nasıl bekler o anne, o çocuklar? babalarının yolunu cezaevinden çıkacak babalarının yolunu aynı sevinç gönderdiğiniz çocuğunuzu askere siz bir annesiniz mesela gün sayıyorsunuz hangi gün gelecek geriye doğru sayıyorsunuz yani askerdeki sayıyor teskeresini evdeki anne sayıyor varsa yerin nişanlısı evliyse hanımı o sayıyor o saymadaki heyecan neyse Ramazan'ı bekleme noktasındaki heyecan aynı heyecan ve çoğaltın bu örnekleri. Çoğaltın mesela. Gurbette birisi var mesela. Geliş günlerine duyacağınız heyecanı. Bunların heyecanı neyse aslında sahabenin Ramazan'ı bekleme heyecanı böyle bir heyecan. E şimdi bu heyecanı duyduğunuzda ya aziz bir misafir geliyor ya. 9 gün kaldı, 8 gün kaldı, 7 gün kaldı, 3 gün kaldı, 2 gün kaldı. Ah, son gün teravihle zaten Ramazan başlıyor muhteşem bir hava esiyor yüreğinizde, hanenizde ve siz o hazırlık noktasında ödediğiniz bedelle Ramazan'daki istifadenizi çoğaltıyorsunuz. Aslında hazırlık için ne kadar seferber olursanız Ramazan'dan da o kadar pay kapıyorsunuz. Dolayısıyla sevinç duymak ve o sevinci heyecana dönüştürüp yolu gözlenen bir Aziz misafiri beklemek ve bunun için gayret göstermek. Bunun için bize ne lazım biliyor musun Nuriciğim? Ne hocam? Ramazanı tanımak lazım. Ramazanı tanımazsak sevinemeyiz. Ramazan sadece bir aylık oruç diye eğer kodlamışsa zihnimizde, e tamam ne olacak gelecek. O hele bir de kış günlerine gelirse iyi, iyi iftar nasıl ra tutacağız. rahat gider diyecek. Yaz günleri gelince o nasıl tutacağız 17-18 saat oruç diye sadece işte o oruc'a odaklanırsak anlayamayız biz bunu. Onun için bizim burada Ramazan'ın değer ve kıymetini çok iyi bir biçimde fark etmemiz lazım. Allah razı olsun. Hocam. Uzatıyor muyum? Estağfurullah. hocam. Nurcim. Buraya saat muat koymamışlar. Sen de diyorsun ki hocam bir saatte bitir programı. <laughs> Allah sorumuzu ayırsın bakalım. Amin inşallah. Büyük bir keyifle dinliyoruz hocam. Burada bir de şunu sorayım hocam müsaadeniz olursa. Biz Hı Ramazan deyince aklımıza Oruç, teravih, iftar, sahur, zekat gibi onlarca şey geliyor. Evet. Ama Ramazan deyince biz tam manasıyla ne anlamalıyız? Neyi e, oturtursak zihnimizde Ramazan tam manasıyla kavramış oluruz? Eyvallah. Nuri'ciğim sen Mehmet Akif Ersoy ile başladın. Allah binlerce kez rahmet Amin. Gerçekten o bir Kur'an şairidir. Ben de Sezai Karakoç'la devam ettirmek istiyorum bunu. Buyurun hocam. Şunu vereyim sana şurayı bir oku bize. Bak sorunun cevabı burada. Allah rahmet eylesin. Yakın bir zamanda yolcu ettik biliyorsunuz üstadı. Bakın anlayan biri nasıl bize Ramazan'ı tarif ediyor. Oruç ruhu diriltirken onun bütün kuvvetlerini de diriltmiştir. Ölüme doğru koştuğu bu son çağlarda İslam toplumu tam ölmemişse ve hala yaşıyorsa bunu gelip gelip dirilten Ramazanlara borçludur geniş ölçüde. Yani. Ve bir gün tam dirilecekse bu da yine bir Ramazan'la başlayacaktır. Ramazan'la başlayacaktır. Ramazanlarla Ramazan. başlayacaktır. Aynen öyle. Allah binlerce kez rahmet eylesin. Amin. Bak kısacık bir şey okudun. Zaten şair, gerçek şair böyledir. Az söz söyler ama çok şey söyler. Üstadın o satırlarında ne anlıyoruz biliyor musun Nuriciğim? Şekil manadan koparılırsa ruh ölür. İbadetlerin bir şekli yönü var ama bir de manası var. O manadan kopardığınızda sadece ceset kalıyor ortada ve ruh ölüyor. İkincisi hikmet ve maksat anlaşılırsa ruh dirilir. Çünkü hikmeti ve maksatı anladığınızda onunla beraber şekli de buluşturduğunuzda ruh da dirilmiş oluyor. Üçüncüsü Oruç böyle anlaşılırsa bütün ibadetlere ruh kazandırtır. Oruç mayadır aslında. Yılda bir ay olmasının sebebi de budur. İnanın ki oruçla mayalarsınız namazlarınızı. Şimdi mesela nam namazlarında sıkıntı çeken kardeşlerimiz var. Beş vakit namazını kılıyor. Diyelim ki huşu yok. Bazıları da kılmıyor. Emin olun oruç o namazları mayalayacak bir güce ve bir potansiyele sahip. Zaten böyle olduğu için Rabbimiz onu bize aslında bir hediye olarak takdim ediyor. Bunca eksiye rağmen Müslümanlar halen yaşıyorsa bunu Ramazan'a borçludur. Dedi mi onu üstad? Her yıl yenileniyoruz çünkü. Her yıl, her yıl. Yüzlerce hata etsek, yüzlerce kusurumuz olsa, yüzlerce eksiğimiz olsa, yüzlerce sorunumuz olsa her yıl geliyor ya Ramazan o gelmesiyle beraber aslında Müslümanlara yeniden bir enerji, yeniden bir güç getiriyor. Ruh üflüyor, ruh ruh. O bedenden çekilen ruhu aslında Ramazan tekrardan üflüyor. Onun için Ramazan diriltir, doğrultur ve dayanıklılık verir. Ramazan kıyama kaldırır, kamet duruş kazandırır, Kıymet bilmeye ve kıymet görmeye bizi vardır. Eğer biz böyle anlarsak Ramazan'ı var ya, ya her şey bir Ramazan'da başladı. Bir Ramazan'da. İnsanlık tarihinin en güzel hikayesi bir Ramazan'da yayılmadı mı? Yazılmadı mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir Ramazan ayında, bir Kadir gecesinde, bir pazartesi gününde, bir mağarada Cibril-i Emin'le buluştu ve oradan yayıldı bir 14 asırlık, 15 asra neredeyse varan bir yürüyüş oradan çıktı. Sadece Ramazan Kur'an'ın nazil olduğu ay değil. Biz mesela bir hadisten bir hakikat öğreniyoruz. Bazen onu gözden kaçırıyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadiste aleyhissalatü vesselam Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'a inen sayfelerin de Ramazanda indiğini söylüyor. Musa'ya inen Tevrat da Ramazanda başladı. İsa Aleyhisselam'a inen vahiy de o Ramazanda başladı. Ramazan böyle bir ay ve o Ramazan o vahyin sonu olan Allah'ın kelamı olan ve İsa Aleyhisselam'dan beri susayan, susan gönüllere su serpen, yağmur yüklü bulutlar olan o vahyin indiği ay o zaman dilimi ve böylelikle Ramazan insanların gündemine farklı bir biçimde giriyor. Onun için bir kere bizim tam anlamıyla sevinebilmemiz için şu Ramazan'ı iyice bir anlamamız lazım. Bir sürü şey söylenir ben birkaç şey söyleyeceğim. Ramazan şükür ayıdır bir kere bunu bilelim. Şükür ait birçok şeyi konuşabiliriz bu başlık altında. İnfak ayıdır, arınma ayıdır, tevbe ayıdır, istihbar ayıdır, Yenilenme tecdit ayıdır, muhasebe ayıdır, terbiye ayıdır, ibadet ayıdır, dua ayıdır, yardımlaşma ayıdır, dayanışma ayıdır, takva ayıdır, cihat ayıdır, mücadele ayıdır, cenk ayıdır, cenkle cihadı ayırdık, oruç ayıdır evet ve Kur'an ayıdır ve daha neler neler. Bunları bir kere bildiğimiz zaman o zaman Ramazan'dan farklı bir şey aslında elde etmiş olacağız. Ben biraz daha Meram'ım anlaşılsın diye Nuriciğim Ramazan'ı bir şeye benzetmek istiyorum. Buyurun hocam. Neye benziyor biliyor musun Ramazan? Vallahi bir üniversiteye benziyor. Bir üniversiteye benziyor. Öyle bir üniversite ki bir ayda eğer tam anlamıyla ihya edersek 5 fakülteden birden mezun oluyoruz. Şimdi çap yapıyorlar işte bir iki fakül şeyi bitirmek için üniversiteyi, fakülteyi ne kadar bedeller ödeniyor biliyorsun. Ramazan böyle bir şey. Yani gerçekten bir üniversite, gerçekten bir medrese bizim ifademizle kullansak. Altta fakülteler var. Gerçekten medrese olarak kabul ettiğinizde aşağıda mektepler var. Beş tane fakülte, muhabbet fakültesi, merhamet fakültesi, hikmet fakültesi, terbiye fakültesi, cihat fakültesi. İhya ederseniz eğer bu fakültelerden diploma alıyorsunuz ya da eğer medrese olarak kabul edecekseniz icazet alıyorsunuz. Bir ayda beş fakülte bitirme gibi bir pazar var. Hangi pazarı biz buna değiştireceğiz? Böyle anlayıp bunun için gayret içerisinde olmamız lazım. İnşallah bu şuurda olursak o aziz misafirin yolunu gözleme noktasında daha farklı bir hassasiyet içerisinde i̇nşallah, oluruz. İnşallah hocam. Hocam bir de bugünkü başlığımızın altında siz dört tane başlık sıralamıştınız. O başlıklardan bir tanesi benim çok merak ettiğim, sormak istediğim bir husustu. Siz bazı konuşmalarınızda şu ifadeyi kullanıyorsunuz. Ramazan yıkar ve yakar. Evet. Bu ifadeyle neyi kastediyorsunuz hocam? Biz ne anlamalıyız? Bugün sordum Abdus Samet burada mı bilmiyorum. Dedim Abdus Samet hele söyle bakalım Ramazan yıkar ve yakar ne demek? Böyle bir baktı bana ilginç ilginç. Bir anlam veremedi. Akşam dedim o zaman dinlersin. Şimdi o çok önemli bir şey Nuri'ciğim. Yıkamak için ne lazım? Su lazım. Yakması için ne lazım? Ateş lazım. Ramazan hem ateş hem su. Nereden çıkarıyoruz bunu? Ramat. Ramazan'ın kökü değil mi? İki kökten geldiği söyleniyor biliyorsunuz Ramazan'ın. Ramat ya da ramda. Ramat kavurucu ateş demek. Oradan da yola çıkarak biz diyoruz ki eğer gerçekten Ramazan'ın o kavurucu ateşliğini kabul edersek ve o mesajı doğru anlarsak ne oluyor biliyor musunuz? Sevaplar çoğalıyor, günahları yakıyor. İyilikler çoğalıyor, kötülükleri yakıyor. İnfaklar çoğalıyor, nifakları yakıyor. Merhametler çoğalıyor, menfaatleri yakıyor. Gayretler çoğalıyor, tembellikleri yakıyor. Ramazan onun için yeter gerçekten adam olmaya. Yani insanı insan yapan bir aydan bahsediyoruz. Bakın biz ramat kökünden yola çıkarak o kavurucu sıcaklık anlamını ekseni aldığımızda Ramazan'ın yakma noktasındaki mesajlarını böyle anlarız. Ramda ne demek Arapta, Arapçada? Ramda Sonbahar yağmuru demek. Ve sonbahar yağmurları çiftçiler çok iyi bilir zararsız yağmurlardır. Çok faydalıdır sonbahar yağmurları. Ve Ramazan da sonbahar yağmurları gibi yıkıyor aslında, yıkıyor. O indirdiği rahmetle yıkıyor. Ve öyle şeylere vesile oluyor ki mesela bakın Ramazan kirleri yıkar, arındırır. Şerleri süpürür, hayra ulaştırır susuzluğu giderir, doyurur aynı toprağı doyurduğu gibi. Huzursuzluğu kaldırır, sükuneti erdirir. Bereketsizliği götürür, bereket getirir. O zaman deriz ki Allah'ım şu Ramazan'la yak bizim kötülüklerimizi ya. Yak bizim kötülüklerimizi. Yak bizim eksiklerimizi, günahlarımızı, bizi sevaba, rahmete ulaştır. Ve indirdiğin o hayır, o rahmet, o rahmet yüklü bulutlarla da Günahlarımızı yıka, bizi arındır ki bizi bir noktaya getir. Amen. Bu yakmanın bir güzel tarafı daha var Nuri'ciğim. Biliyorsun bazı şeyler özellikle meyveler hamken biraz güneşe ihtiyaç duyar ki o hamlık gitsin de kıvama gelsin. Vallahi hamız biz şu anda. Eğer Ramazan güneşiyle biraz yanarsak, Ramazan güneşi biraz bize dokunursa hamken bizi hasa çevirir Allah'ın izniyle işte hamken, has olmanın yolu buysa, onun için biz buradan çok daha farklı bir biçimde istifa, istifade etmeliyiz. Allah i̇nşallah. bizi bu rahmetten mahrum etmesin inşallah. Amin, inşallah. Hocam bununla alakalı son olarak şunu sorayım. Ramazan'a sayılı günlerimiz kaldı malumunuz. Biz bu kalan günlerde Ramazan'a nasıl hazırlanmalıyız? Ne yaparsak Ramazan'a tam manasıyla hazırlanmış oluruz. Kaç yaşındasın Nurcim? 27 hocam. 27. Bak ben de 48'im yani 49 demeyeyim de fazla gitmesin 48'im. Senin için 17 Ramazan, benim için 38 Ramazan. Çünkü 10 yaşından itibaren sayalım böyle akil bali olduğumuz zamanı. Hadi senin için değil de ben kendim için bir şey söyleyeyim. Diyelim ki 38 tane Ramazan geçirmiş birisiyim ben. Ve bu 38 tane Ramazan'ı da istediğim gibi geçirememişim. Geçen seneki Ramazanda şunu yapacağım dedim, bunu yapacağım dedim, şöyle yapacağım, şöyle edeceğim bir sürü planlar, programlar. Yapamadım diyelim ki. Beni dinleyen bir sürü kardeşlerim içerisinden böyle olanları biliyorum. Mesela başlayıp da bir Kur'an hatmine tamamlamayan kardeşleri de biliyorum. Başlarken ya ben 30 gün falanca yerde gideceğim, teravih kılacağım diyen kardeşlerimizin 15 günde, 10 günde, 5 günde hatta yarı yollarda kaldıklarını da biliyorum. Bunların hiçbir tanesi önemli değil. Ne var biliyor musun Nuri'ciğim? 38 Ramazan geçirdim ben olmadı değil mi? Bu Ramazan olacak ya olacak. Bu Ramazan olacak inşallah. i̇nşallah. Bu umudu duymak Ramazan'ı ihya etmektir aslında. Bu umudu duymak. Çünkü bu umudu duymadığımız zaman olmuyor. Morallerimiz bozuluyor. Çünkü insanız ya. Hangi birimiz yarım yol, yarı yollarda kalmadı ki? Hangi birimiz söylediğimiz şeyi tam anlamıyla yerine getirebildi ki? Ama bugün daha başındayız. Bakın Ramazan'a daha kaç günümüz var işte. Besmele seni çektik. Şimdi o eksikleri konuşuyoruz. Bugün o umudu kuşanırsam ben eğer Allah'ın izniyle bu Ramazan olur ya. Bu İnşallah. zaman olur. Çünkü bu umutla biz ancak ayağa kalkabiliriz. Zaten Ramazan ve umut diye bir dersimiz var sondan bir önceki 9. Evet. dersimizin başlığı o sona doğru koymamın sebebi de bu. O umudu çok iyi anlamamız lazım ki bazı şeyleri biraz daha hayatımıza taşımış olalım. Onun için eğer ben hakkıyla ihya etmek istiyorsam, hazırlanmak istiyorsam en başta bu umudu bir kere iyi bir biçimde zihnime, kalbime, yüreğime nakşetmeliyim. Olmadı olmadı. Geçmiş Ramazanlarda olmadı ama bu sefer olacak. Bu sefer ben şunu yapacağım. Bu sefer şöyle davranacağım. Bu sefer böyle davranacağım. Şeytan bana gelecek diyecek ki geçen sene de öyle demiştin. Yine yarı yollarda kalacaksın. O manadaki şeytanın telkinlerine hiçbir şekilde kulak asmayacağım. Hayır olacak olacak deyip umut besleyeceğim. Bu umudu koydum ya eksene. Sonra ne yapacağım? Ciddi bir muhasebe yapacağım. Derin bir tevbe, şuurlu bir istiğfar, güzel bir helalleşme, bilinçli bir niyet, makul bir hedef, sarsılmaz bir istikamet, sadık bir dost, vahdet sağlanmış bir hane, sağlam bir sabır. 10 şey. Bak, bunlarla hazırlanıyoruz. Bunların hepsini konuşacağız bizim derslerimizde ama bir defa daha tekrar edelim kardeşlerimize, not alanlar için. Ciddi bir muhasebe en başta bu. Bak yarın Konumuz ne? Ramazan ve terbiye. terbiye. Ya terbiye olabilmem için ben önce, bu ifademden dolayı kusuruma bakmasınlar, terbiyesiz olan davranışlarımı bir tespit etmem lazım. Yani terbiye benim kendimi tabi tutabilmem için o eksikleri, teşhis işte o, o teşhisi ortaya koymam lazım. İşte onun adı muhasebe. Bak onu yaptık diğeri gelecek. Sonra derin bir tevbe. O ne? Pişmanlık. Öyle yarım ağızla değil. Yarım ağızla değil kimselere bunu söylemenin de bir anlamı yok. Gece vardın evine sen biliyorsun zaten yaptıklarını o anda o derin bir pişmanlık. Günahın altında ezilmek değil ama bu. Derin bir pişmanlık duyup o pişmanlığı Allah'a arz edip o noktada fiilen aslında bir istihbar adına adım atmak. Şuurlu bir istihbar dediğimiz şey de dil ile istiğfardır aslında. Tevbe dediğiniz şey fiili bir istihbar. İstiğfar dediğiniz şey kavli bir tevbedir aslında ve bunu ortaya koymak. Sonra güzel bir helalleşme. Bu helalleşme olmazsa olmuyor. Bak Ramazan'a gireceğiz, adım adım gidiyoruz. E, hak hukuk noktasında bir sürü etrafımızda insanlar var. Evli olan insanların en büyük helalleşecekleri eşleridir. Çünkü kul hakkı meselesinde gözden kaçırdığımız en önemli şeylerden alanlardan bir tanesi. Biz aynı çatıda çatıda yaşıyoruz aynı çatın altında. Hanımla, beyle bir sürü kul hakkı ihlalleri işliyoruz. Çocuklarımızla, hakeza ile, çocuklarımız varsa anne ve babalarıyla, komşular, akrabalar, arkadaşlar, dostlar, hak hukuk noktasına ticaret yaptıklarımız, bir sürü etrafımızda insanlar var. Yoklayalım mı o muhasebeyi yaparken kimde hak adına bu manada bazı şeyler var? İşte o onun helalleşmesi. Sonra bilinçli bir niyet niyet koyuyorsunuz ortaya. İşte biraz önce söylediğimiz o umudu da kuşanarak bir niyet koyuyorsunuz. Makul bir hedef bunu konuşacağız mesela öyle çokça değil mesela. Beş tane hatim yapacağım. E sabahlara kadar namaz kılacağım. Şunu yapacağım bunu yapacağım. böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yapılmayacak şeyleri hedef olarak koyup da yarı yollarda kalmaya gerek yok. Makul Yapabileceğimiz ne kadarsa o kadar. Okullar devam ediyor. Ben sabah erken kalkmam gerekiyorsa ona uygun bir biçimde benim hedefim olacak. Sabahın yedisinde sekizinde gidip dükkan açıyorsam ona uygun bir hedefim olacak. Bir iş yerinde çalışıyorsam eğer Ramazan geldi diye akşama kadar adamın çalıştığın yerde esneyip esneyip duracak mısın? Böyle bir şey yok. Her şeyde bu din denge adına bize bir şey söylüyor. Yapabileceğin kadar makul olanın neyse o onun da ne olacağını göreceğiz zaten. Sarsılmaz bir istikamet sonuna kadar koruyabilmek, o hedefi tutturabilme adına e zor bir yol 30 gün bize bir sadık dost lazım ya. Düştüğümüz zaman hadi hadi Nuri hadi hadi teravihe gidiyoruz diyen bir arkadaşa ihtiyaç var. Sadık dostu o. Yorulduğumuz zaman bize nefes üfleyecek bir dosta ihtiyacımız var. En önemli meselelerden bir tanesi vahdet sağlanmış bir hane. Zaten Ramazan ve Aile diye de bir dersimiz var. O çok çok önemli bir şey. Yani aile meselesinde Ramazan ekseninde okumalar yaptığımızda inanılmaz şeyler konuşmuş olacağız ve sağlam bir sabır. Çünkü bu iş sabır istiyor. Neye sabredeceğiz? İbadetlerin külfetine, günahların cazibesine, imtihanların zorluğuna, eziyetlerin ağırlığına hayırların istikrarına. Eğer bunları yaparsak inşallah bu 10 tane şeyi bakın yaparsak ve şu günleri o 10 şeyi yapma adına bir gayrete girişirsek bir tarafta Ramazan'ın gelişine seviniyoruz. Bir tarafta bu Ramazan bambaşka olacak. Bu Ramazan hayatımın en güzel Ramazanı olacak. Bu Ramazan benim için bir dönüm noktası olacak. Bir değişim noktası olacak diyecek kadar bir umut beslemek Sonra da bu söylenen 10 şeyi yapmadığına gayret içerisinde olmak inşallah bizi farklı bir biçimde bir hayra ulaştıracak. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Hocam gene vakit olabildiğince hızlı bir şekilde ilerlemiş. Vaktimizin Eyvallah. sonuna doğru gelmişiz. Bugünkü konumuzla alakalı çok önemli mesajları dinledik zaten sizden. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Şimdi ribat olur. ya Nuriciğim. Ribatı geçen söylemiştik. Belki içimize yeni katılan kardeşlerimiz vardır. Aslında ribat dediğim şey nöbetçi kulbesi. Şu anda nöbetteyiz. Nöbette. 10 gün boyunca nöbetteyiz. Niye? Ramazana hazırlanma nöbeti. Onun için de ben arkadaşlarımdan, rahle kardeşlerimden 7 şey istiyorum. 7 şey. Bunları kardeşlerim not alsınlar. Bu 10 gün içerisinde bu 7 şeyi yapacağız. Birincisi her gün kişinin kendisine 100 kez kendi günahlarını hatırlayarak istiğfar adına şuurlu bir istiğfarı ortaya koyması. Bakın bugün hemen dersten sonra bile ben de yapacağım, siz de yapacaksınız, buradaki kardeşlerim de yapacak, şu anda bizi ekranlarından dinleyen kardeşlerimiz de yapacaklar. Bir sürü günahımız var ya, bir sürü hatalarımız var, eksiklerimiz var, kusurlarımız var. Şuurlu bir biçimde, bilinçli bir biçimde onları hatırlayıp estağfirullah, estağfirullah. Bütün günahlarım için estağfurullah, hatalarım için estağfurullah, eksiklerim için estağfurullah, aşırılıklarım için estağfurullah, noksanlarım için estağfurullah. Yüz kere ya bunu Allah Resulü yapıyor Allah Resulü. Gelmiş geçmiş bütün günahları affedilmiş olan o iki cihan serveri bunu yapıyor. Onun için ben şu on gün boyunca istiğfarı hiç dilimizden düşürmemek ama en azından da oturup bir on dakika şu yüz kez istiğfar cümlesini İstiğfar ifadesini ortaya koyup günahlarımız için halimizi Rabbimize arz etmek. İkincisi kimi seviyorsak etrafımızda mesela anne ve babalarımızı sevmiyor muyuz? Yaşayanlar için söyleyeyim mesela. Vefat edenler için de yapılabilir bu. Çocuklarımız mesela sevdiğimiz birisi, arkadaşlarımız ona söylemeden onun adına istiğfar. Allah'ım annemin günahlarını affeyle. Allah'ım babamın günahlarını affeyle. Allah'ım kardeşim, Allah'ım namaz kılmayan şu kardeşim, Allah'ım imanla arasına mesafe koyan şu arkadaşım, Allah'ım şu hataya, şu günaha düşen arkadaşım, gaybin gaybe istihbarı. Bir müminin bir mümine vereceği en büyük hediye bu. En büyük hediye bu. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Onun için şu 10 günde sevdiğimiz bir insana, isterse birkaç insana, onun haberi olmadan gıyabında ona istiğfar etmek. Bu ikincisi. Üçüncüsü, Bakın bugünü saymazsak 9 gün var. Oruca alışalım ya. Allah Resulü ne yapıyordu Şaban ayında? Oruçlarını çoğaltıyordu. En azından birkaç gün Ramazan'ı karşılama diye bir oruç yok biliyorsunuz. Öyle bir şey yok. Doğru da değil o. Ama hiç değilse Perşembe günü, işte hiç değilse Pazartesi, Perşembeleri, hiç değilse birkaç gün daha ekleyerek şu 9 günün birkaç gününü oruçlu olarak geçirip Allah Resulünün Şaban ayındaki orucunu çoğaltma noktasındaki adımına biz de adımımızı ulaştırmamız. Dördüncüsü bir kitap tavsiye edeceğim kardeşlerime. Bakın Diyanet'in çıkardığı bir oruç ilmihali var. Alamazlar diye kardeşlerimiz hemen de okusunlar diye ben linkini gönderdim Hamza'ya. İnşallah linkini paylaşacaklar. PDF olarak var bu kitap. Bak az bir şey zaten. Kaç sayfaymış? Hemen bakalım. Nerede yazıyor bunun sayfası? 140 sayfalık bir kitap. Şöyle bir 15 sayfa günde okusak hem orucun fıkhını hem de baş tarafında hikmetleriyle alakalı da çok güzel şeyler var. Bir oruca hazırlıklı gireceğiz. Çünkü biz burada oruç fıkhını konuşmayacağız. Oruç fıkhıyla alakalı bir sürü mesele var. Onlara ait bazı şeyler söylemeyeceğiz. Ama belki de bildiğimiz bazı şeyler hatırlamamızda fayda var bizi havaya sokacak havaya. Orucu konuşuyoruz, oruçla alakalı fıkıh okuyoruz. Dolayısıyla bize bir katkı sağlayacak. Bu oruç ilmihalinin halinin de şu 10 günlük süre zarfında okunmasını ben kardeşlerimden tavsiye ediyorum. Kardeşlerime tavsiye ediyorum. Beşincisi yapabilen bir hatim. Hocam 10 gün zor ya bir hatim. E böyle bölüşelim. 15 sene oku, 15 ben. Öyle 15 cüz, 15 cüz. Alır, 10'ar cüz okuyalım. 5'er cüz okuyalım ikişer cüz okuyalım ama birer cüz okuyalım en az. En azından sonuna kadar yani bu 10 günün sonunda bir hatim okumuş olalım ya da bir hatmin içerisinde yer almış olalım. Bunun için de ben kardeşlerimi şu günlerde Kur'an'la biraz daha farklı bir meşguliyete çağırıyorum ki Ramazan ve Kur'an diye bir yapacağımız evet. derste de o Kur'an okumalarına ait bir şeyler yapmış olacak. Olacağız zaten. Altıncısı bu şu programları şu anda bilmiyorum kaç kardeşimiz bizimle beraber bu programları takip ediyor. Duyuralım ya, başkalarını da davet edelim. Bu bir hayır işte. Yapan nasıl bundan ecir ve mükafat alacaksa inşallah Allah için yapıyorsak Allah kendisi için yapılmış olarak kabul buyursun. E duyuran da alacak. Onun için duyuralım etrafımıza meşguliyet oluşturalım insanlar işte başta konuştuğumuz gibi kendi gündemimizi yayma adına bir gayret içerisinde olalım. Onun için ben bütün kardeşlerimden etraflarını, kardeşlerini, akrabalarını, dostlarını kimi davet edebileceklerse şu 10 günlük yürüyüşe davet etmeleri adına bir çağrıda bulunuyorum. Yedincisi de bol bol dua edelim şu günlerde. Neye dua edelim biliyor musun Nuri'ciğim? Herkes ne istiyorsa Allah'tan isteyecek. Başka bir şey yok. Ne istiyorsa, ne istiyorsa. Meşru ve helal dairede isteyeceğimiz tek yer orasıdır. Ne yapıyorsa dualarında kardeşlerimiz yapsınlar da ama şunlara da dua etsinler ya. Şu insanlığın hidayetine dua edelim. Ümmeti Muhammed'in vahdetine dua edelim. Şu güzel memleketin selametine dua edelim. Hanelerimizin saadetine dua edelim. Yüreklerimizin sükunetine dua edelim. Çünkü bunlara çok ihtiyacımız var. En azından bu dualarımızı biraz arttırırsak inşallah Ramazana, Ramazan bir dua mevsimidir zaten. Daha farklı bir biçimde geçmiş oluruz ve daha farklı bir biçimde de istifade etmiş oluruz. Şimdi son olarak söyleyeyim. Bir de ödev vereyim kardeşlerime. Çünkü Öyle hakla ya. meşgul edeceğiz ya. Yarınki dersimizin konusu Ramazan ve terbiye. Şimdi ben kardeşlerime şöyle bir ödev vermek istiyorum. Ramazan önemli bir ilahi gündem. Cenab-ı Hakk'ın o güzel esmasıyla Ramazan'ın çok sıkı bir irtibatı var. Allah'ın esmasına, esma hüsnası o güzel isimlerinin tezahürleri var biliyorsunuz. O tezahürlerin en güzel örneğini görebileceğimiz bir numune aslında Ramazan. Ancak altı tane ismin doğrudan Ramazan'la irtibatı var. Altı ismin. Bu altı esmayı bir tespit etsinler kardeşlerimiz. Tespit edenler yorumlara yazsınlar. Sen de oradan bul cevapları. Doğru cevabı verene de bir takım kitap gönderelim mi? Nasıl Hem de, de imzalı hocam? imzalısından Ömer'imiz de burada o da bize sponsor olsun. Bir takım kitap gönderelim. 6 tane isim bir ipucu vereyim kardeşlerime. Nereden tespit edebiliriz bunu? Oruçla Ramazanla alakalı ayetlerden ve Allah Resulü'nün Ramazanla alakalı bazı hadislerinden. Hatta bir ipucu daha vereyim. Üç tane isim ayetlerde Kur'an'da 3 isimde hadislerde. Eğer biz Esma-ül Hüsna'nın gölgesinde Ramazan'ı bir anlarsak başka bir şeyleri oradan anlamış olacağız. Zaten terbiye ile de alakalı doğrudan bir kavram gelecek sıfat daha doğrusu. Cenab-ı Hakk'ın o güzel sıfatı birinci sıfat olarak da karşımıza gelmiş olacak. Bunları da bulma adına kardeşlerimiz bir gayret içerisine girişsinler. İnşallah yarın Ramazan ve terbiye dersimizde kaldığımız yerden devam etmiş olalım. İnşallah hocam. Değerli dostlar hocamızdan 7 tane tavsiyeyi aldık. Aynı zamanda ödevimizi de aldık. İnşallah bu imzalı külliyatı almak isteyen kardeşimiz de bu videonun yorum kısmına inşallah yarın akşamki derse kadar yazarsa o altı esmayı ona göre inşallah burada o esmaları da paylaşmış oluruz. Özlenen ve beklenen aziz misafir Ramazan bahsini konuştuk bugün. Yarın da nasip olursa Ramazan ve terbiye üst başlığı altında Ramazan ve irade terbiyesi Ramazan'a nasıl hazırlanalım? İrade terbiyesi açısından Ramazan nasıl değerlendirilmeli? 30 günlük bir terbiye süreci ve eğitilmiş iradeler ve sonraki aylara etkisi gibi önemli meseleleri konuşacağız. Yarın Allah nasip ederse saatlerimiz 21.00'ı gösterdiğinde vakti ve imkanı müsait olan kardeşlerimizi vakfımızın konferans salonuna imkanı olmayan il dışında, yurt dışında olan kardeşlerimizi de inşallah canlı yayına bekliyoruz. Çevrenizle de bu güzel hayrı paylaşmanızı, daha fazla kişiye duyurmanızı sizlerden rica ediyoruz diyeyim ve bu Ramazan ve her zaman seninle ya Resulallah diyerek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm Selamu